Gökten Hastanesi'nin sunduğu Gezici Adalar programı bu hafta doğal güzellikleri, zaman tığırmağı ve yemyeşil doğasıyla Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Köprübaşı köyünden sesleniyor sizlere. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ekrem Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Sizin namınızı duyduk. Teşekkür ederim. Aynen. Köye giriş yaptığımız anda da hemen gelip kahvenize oturduk. Bize şöyle söylediler. Bu köyde bir kahveci var. 10 köyün kahvecisi. Aynen. Yabancı bir sima gördüğü zaman aynen. Hiçbir şey söylemez. İçeride kahvesini yapar. Bir Türk kahvesini aynen. Hazırlar. Özellikle Türk kahvesi. Getir masaya koyar dediler. 3 boğum Türk kahvesi. 1-2-3. Sonra sıcak sudan falan olmaz Türk kahvesi. Kim olursa olsun yani yabancı tanımadığımızda kişi olsa illaki bir Türk kahvesi ikram edeceğiz yani. Peki neden kahve? Dedem rahmetlikten belli. Babamdan değil, dedem rahmetlikten belli. Ta 1908'den beri aşağıda kahvelerimiz duruyor bak. Binalarımız. Dedem rahmetlikten beri işte geleni gideni dağlarız yani. Yani siz bu köyün aslında bir siması haline gelmişsiniz ki biz Tomarza'ya gidiyoruz, Köprübaşı'ya gidiyoruz dediğimiz zaman orada bir Ekrem Bey var. Evet, kahveye teşekkür oturun. Ederim. Türk kahvenizi masaya getirin aynen, dediler. Özellikle Türk kahvesi çok severim yani. Biz de geldik hazırlık teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz nezaketinizden dolayı. Bu renk verdiniz, şeref verdiniz. Özdeşleşmiş bir insansınız. Beklerim her zaman başlar tacısınız. Yabancı aynen. Kim olursa olsun hiç, bu kahve buraya geliyor değil mi? İllek olacak. Tomarza Köprübaşı Köyü'nün muhtarı Savaş Bey yanımızda. Kendisi bize köyün tarihçesi hakkında kısa bir bilgi verecek. Bakalım Köprübaşı'nda kimler yaşamış ve tabii ki en önemli sorulardan biri de hemen arkamda görmüş olduğunuz bu muhteşem manzara neresi? Muhtarım neredeyiz? Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Yeşil Köprübaşı mahalle diyelim artık, mahalle olduk. Şu an Zamantı Irmağ'ın köprünün üstündeyiz. Köyümüz Tomarza'ya 20 kilometre, Kayseri'ye 50 kilometre. Köyümüzün geçim kaynağından başlayalım. Daha çok böyle pancar, patates, arpa, işte hayvanlar için yonca, yulaf, fi gibi ürünler ekilir. Tarım ürünleriyle geçiniyor yani bu köy. Evet, genelde tarım. Bir de hayvancılığımız da çok meşhur. Köyümüz gördüğünüz gibi ilçenin en merkezi, en kral, en işlek köy. Çok tarihi eski bir köy. 300 senelik bir köy. Tomarza'nın Paris'i diyebilir miyiz? Doğrudur. Babana rahmet. Tomarza'nın tam isabet ettim. Tomarza'nın Paris'i. İşte görmüş olduğunuz gibi bir kahvemiz var. 7-8 köyün insanları kahvemize gelir. Kışın nüfusumuz biraz azalıyor. İşte 170-180 hane falan kalıyoruz ama yazın çok kalabalık. Köyümüzde işte maden yıkama fabrikası vardı. Orası kapandı. Genelde işte gençlerimiz okursa okur, okumazsa bir meslek sahibi olur. Hayatlarını böyle devam edip geçinip gidiyorlar. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Neler yapıyoruz burada? Hayvanlara bakım yapıyoruz abi. Yumlarını falan kırpıyoruz sıcakta yanmasın. Gelişmeleri daha iyi olsun diye. Yatırdık herhalde, kesmeyeceğiz. Yok, kesim yok. Peki hangi mevsimlerde kırkılıyor yunlar? Ya mevsimine göre, hava şartlarına göre. Peki, havalar ısındığı zamanlar başlarız. Çıkarttığınız yünü nereye götürüyorsunuz? Nerelerde kullanıyorsunuz? Çıkarttığımız yünü genelde kendimiz kullanıyoruz yatak yorgan yapımında. Alım olursa satımını yapıyoruz. Ticaret olarak aynen. Kullanıyorsunuz. Peki ne kadar sürüyor bir koyunun kırkılma işlemi? 5-10 dakikaya fazla bir şey yok, zahmeti yok. Hayvan canı acımıyor herhalde. Ara sıra kesiyoruz ama ondan bir şey olmaz. Peki kırkıldıktan sonra yeniden bu halini alması ne kadar bir zaman dilimini alıyor? Seneye bu zaman. Bir senede tekrar eskilerine aynen. Dönüyor. Bir senede tekrar aynı halini. Başlayalım mı o zaman? Fazla da bekletmeyelim. Başlayalım. Peki kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Buraya gelin mi geldin? Buraya gelin olarak mı geldin? Ben mi? Evet. Gelin olarak geldim. Bey amca nerede? Bey amca nerede? Ne bileyim be. Amca gitti mi? Küçük müydüm o zaman, geldi mi? Kaç senedir buradasın? Seneliyle kanka. Kaç senedir buradasın? Kayseri'ye de gittim. Gittin mi? Orada oğlum var. Kayseri'de? Onlar bakmıyor.
Şu bakayım. Şu da torunum, bir on geldi. Torun da bakıyor sana. O da torunum da. Torun da bakıyor. He? Torun bakıyor sana. Yok, şu bakayım. Şu. Bakmıyor mu torun? Yaş kaç? Yaşın kaç oldu, yaşın? Yaşın mı? Evet. Ben bilmiyorum ki, bilmiyorum. Oğlan bilir mi? O bilir. Maşallah. Sen 20 yaşındayken, sen 20 yaşındayken hayat nasıldı? İyiydim. Anlat biraz. Düğüneye devirirdim o zaman, düğüneye. Şimdi kalkamıyorum. Niye? Yok. Neler yaptın eskiden peki? Neler mi? Neler yaptın? Gençken ne yapıyordun? Yaptılar. Ne? Nelere mi? Neler yapıyordun? Çalışıyor muydun köyde? Ben çalışamıyorum kalan. Önceden, eskiden. Eski zamanda çalışıyor muydun? Bu bana ne diyorsa lan gel. Yaşım 75. Kaç yıldır bu köydesiniz? Kaç yıldır bu köydeyim? Her hüm öldürülü bu köydeyim. Buraya gelin mi geldiniz, biz buralı mısınız? Amcamın oğlu, amca kızıyık biz. Bostanlıklıyım, evlendim. 5 çocuğum oldu. Köyde dedim ben, önce köydeydim. Beşime askerdeydi eşim. Askerden gelince Ankara'ya gittik. Ankara'da da eşim hastalandı. Dükkanımız vardı büyük ata sanayide. Hastalandı, sattı. O parayla Almanya'ya gitti. Almanya'da da orada parasını çarçur oldu. Neyse onu demeyeyim. Ondan sonra parayı sattı, arsayı sattı, dükkanı sattı. Ben 5 çocuğuna 30 yaşında kaldım kadasına. Hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmadı. 5 çocuk ben kaldım. Peki eskiden nasıldı burada hayat? Neler eskiden neler yaşadık? Kadasını aldım. Su yoktu. Elektrik yoktu. Telefon yoktu. Onun karanlıkta çıra vardı. Fener. Köyde olsaydım o fenerleri hep sana gösterirdim. Köyde fenerler. Evimde. O çıralarla? O çırayla, fenerle işte lokus vardı evvelden. Sonradan lokus yaktık. O da tamam oturma odaları olur, oraya lokus takılırdı. Biz tandırlı evde, tandır yanar şöyle iskemle kurardık. Altına girerdik, çul üstüne atardık. Ama bir tatlı uykusu olurdu onun. Döş ilk akşamdan o iskemlerin altında mırıl mırıl uyurdu. Şimdiki gençler bu kadar zorluk çekmiyorlar. Lan sen ne diyorsun? Bir bulaşık makineye koyuyorlar. Aldım, belim ağrıyor. Ya, lan ne iş gördün de ne belin ağrıyor? Eken mi biçtin orağına? Biz orağına eken biçtik. Hiç zora gelemiyor şimdiki. Ondan sonra sabaha kadar atma evvelden şey olurdu ya. Kara patos derdik. O kara patosu sabaha çekin atardık. Biz şöyle önünden çalardık, erkekler atardı şöyle. Şimdi erkekler, damatlar çalışmak istemiyor. Gelinler, kızlar yemek yapamıyor, bulaşık yıkıyor. Yemek kadar alayım, hemen hazır getirtiyorlar. Arıyorsun, eve geliyor. Arıyor, eve geliyor hemen. Of, öldük. Lan ne yapayım? Sabahından kalktım, bahçeye suladım, salatalığı topladım, biber topladım, suladım, ittim, iyiledim. Biz ne yaptık burada? Bulgur çektik, pilavlık bulgur çektik biz burada. Bunlar pilavlık bulgur mu oldu? Evet, bulgurluk pilav oldu bunlar. Şu çıkanlar ne oldu? Onlar da ufak köftelik, düğürcü, unu var içinde. Onlar da elenecek. Köyde sen çekiyorsun? Evet, kendim çekeyim, kendim oynatıp kendim yapıyorum. Köylüye de yardımcı oluyor musun? Oluyorum Allah'a çok şükür, elimden geliyordur. Pilavlık bulgur oldu. Pilavlık bulgur oluyor. Kendi tarlamdan çıkan buğdaydan yapıyorum. Ha, kendin yetiştiriyorsun buğdayı? Kendim yetiştiriyorum. Satın alma yok bende. Maşallah güzel de olmuş. Afiyet olsun. Sağ ol, buyurun beraber olsun. Koyun götürün pilav yapın. İnşallah. Songül abla maşallah 5 dakikada hemen hamurunu yoğurdun, ekmeğini yaptın ve leziz bir şekilde de burada bizlere sundun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Allah razı olsun. İşiniz rast gelsin. Siz de çekim yaptığınız için, köyümüzü değerlendirdiğiniz için. Allah'a emanet olun. Çok lezzetli. Kendi unumuzu kendim yiyorum ben, satın almayı. Buğday sizin, un sizin, hamur sizin, fırın sizin, maşallah çok amarasınız. Ben hazır unu almam, hep kendim yiyorum. Değirmene götürüyorum tomarzıya, orada yaptırıp getireyim unumu. Bulgurumu da kendim yapıyorum gördüğünüz işte. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun, yarmam da kendim yaparım, hepsini kendim yapıyorum ben. Satın almayı sevmiyorum. Bu şekilde de herhalde uzun bir süre daha devam edecek. İnşallah devam etmeye düşünüyorum. Allah sağlık versin. Cümlemize Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hadi herkese selamlar olsun. Bilgehan Bey, maşallahınız var. 30 saniyede balık oltaya geldi. Aynen öyle. Balıklar aç. Solcanı takıyoruz. Çekirgeyi takıyoruz, tutuyoruz. Peki nedir bu işin sırrı? Sırrı sevgi.
Balığa sevgi mi veriyorsun? Evet. Tutacaksınız, bırakacaksınız. Yemeyeceksiniz. Bunlar her seven öldürür sevdiğini deyip. Aynen ama öldürmeyeceğiz. Bırakacağız biraz bırakacağız. Sonra. Aynen. Peki hangi balıklar oluyor burada? Burada sarı balık dediğimiz sazangiller sınıfından bir balık vardır. Bir de çapak dediğimiz bu cins balıklar vardır. Bunların 20-30 santime kadar büyür. Diğerleri de 30-40 santime kadar büyür. Eskiden yayın balıkları vardı. Şimdi yok. Gübrelemeden dolayı evet nesil kalmadı. Peki ara sıra da sazan. Turna balığı çıkar. Yok. Sazan olmaz burada. Turna balığı. Turna evet. Peki hangi mevsimlerde balık tutulur burada? Burada Haziran 15'ten sonra 21'den sonra tutmaya başlarız Eylül'e kadar. Alabalık tesisindeyiz, Tomarza'dayız, Köprübaşı köyündeyiz. Evet. Lezzetli balıklar biraz sonra midemize inecek ama. Evet, Turalı canlı alabalık. Evet. Burada ne gibi faaliyetleriniz oluyor? Burada işte mangal, ızgara, alabalık getiriyoruz. Balık yetiştiriyorsunuz? Pınarbaşı, evet. Yok yetiştirmiyoruz. Pınarbaşı'dan doğal olarak getiriyoruz. Canlı balık. Evet, burada da ızgara yapıyoruz. Zaman tırmağının serin sularında balıklar evet, herhalde aynen, daha aynen. Böyle dolgun, müşterilerimize lezzetli. Sunuyoruz, evet. Tomarza'da başka bir tane bu var işte, başka yerde yok. Sizden başka evet. Bu hizmeti ver. Ama çok hayır. Güzel bir yer. Yeşilliklerin evet, ortasında, doğal tamam. Güzelliklerin içinde. Evet. Balığı burada pişiriyoruz. Evet, şurada yakalıyoruz. Da. Burada pişiriyoruz. Müşteriye takdim yiyoruz. Ediyoruz, evet. Nerede can isterse, yeşillik. Irmağın kenarında yerimiz var, birazdan görürsünüz. Biraz canlı. Da heyecan var, kusura kalmayın. Estağfurullah, canlı canlı. Valla bu kadar evet. Lezzetli balığı pişirirken heyecanlanmıyorsun, konuşurken de heyecanlanma. Değil mi? Kesinlikle. Çok güzel gözüküyor. Aslında benim oğlan ilgileniyordu, o da yanaşmak istemiyor bu işe, röportaja. Ahmet abi, lezzetli balıklarımız tuttun, çıkarttın, temizledin, pişti soframıza geldi. Afiyet olsun abi. Bu ne kadar güzel, ne kadar lezzetli bir sunum. Şöyle izleyicilerimize de gösterelim. Tomarza'nın Köprübaşı köyünün lezzetli balıkları. Evet, Köprübaşı mahallesi. Ertuğrul'la canlı alabalık. Her zaman canlı alabalık bulunur. Yenilere afiyet olsun. Peki bu lezzetin sırrı nedir? Biz burada müşterilerin geldiğini, talep ettiğini biz görüyoruz. Doğal olarak Pınarbaşı'dan getiriyoruz. Burada yetiştirmiyoruz. Burada sadece ızgara yapıyoruz. Peki bu lezzetin sırrı nedir? Soğuk su olduğu için. Yani sadece soğuk suyu kullanıyoruz burada. Kaynak suyu var. Havuz altta. Havuzdan çıkarıp canlı canlı veriyoruz. Vallahi lezzetini veren herhalde bu soğuk su, tazelik. Evet, evet, aynen. Ve bir de sizlerin elindeki lezzet. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Köprübaşı köyünden seslendi sizlere. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.